Merhaba değerli arkadaşlarım, ben Rüyam. Bugün sizlere Kahramanlar Mihrabı hakkında bilgi vereceğim. Videoya başlamadan Rüyam YouTube kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Destekleriniz için hepinize teşekkürler. Kahramanlar Mihrabı, kahramanların kiralandığı, yıldız ve yetenek seviyelerinin yükseltildiği bölümdür. Kahramanlar Mihrabı'na tıkladığınızda 5 farklı ikon karşınıza çıkacaktır. Bunlar bilgi, seviye atla, gir, kahraman denemesi ve kreditler. Bilgi kısmında seviye hakkında detaylar ve istatistikler gösterilir. Seviye adlı ikonu bir sonraki seviyeye yükseltme ve sonraki seviye istatistiklerini gösterir. Gir, Kahramanlar Mihrabı'nın girişidir. Tüm kahramanlarınızı bir arada görüntülemenizi sağlar. Kahraman denemesi, kahraman görevlendirmenizi sağlayan yerdir. Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım. Bu videoyu iyi işaretinden izleyebilirsiniz. Kreditler bölümünde ise kreditleri kazıyıp birleştirebilirsiniz. Bu sayede kahramanların ikinci yeteneklerini aktif hale getirebilirsiniz. Kahramanlar Mihrabı'nın seviyesini yükseltirken karşılaşabileceğiniz diğer ikonlar. Seviye atlıya tıkladığınız zaman iptal ve hızlanma adlı iki tane daha ikon çıkmaktadır. Hızlandırma yerine Kahraman Mihrabı'nın daha düşük seviyesi bitirde çıkabilmektedir. Hızlandırma adına tıkladığınız zaman mücevher ile ödeme yaparak yükseltmenizi o anda tamamlayabilirsiniz. Ya da hızlandırma eşyalarını kullanabilirsiniz. Seviye yükseltme işlemini iptal edersiniz. Seviye atlamak için harcadığınız miktarın yalnızca %50'si iade edilir. Kahramanlar Mihrabı'nın girişidir diyerek tabir ettiğim gir alanına tıkladığınızda karşınıza hesabınızdaki tüm kahramanlar gelecektir. Bu bölümde başlangıçta sağ alt köşede de gördüğünüz gibi 20 kahraman haznesine sahip olursunuz ve mücevher karşılığında maksimum 80 kahraman haznesine kadar alan genişletmesi yapabilirsiniz. Yeni bir kahraman haznesi kilidi için 50 mücevher veriyorum. Başka bir tane için 50 daha. Bu şekilde mücevher karşılığında arttırabiliyorsunuz. Şimdi sizinle beraber her bir kahraman haznesine 50 mücevher vererek 20 kahraman haznesinden 30 kahraman haznesine kadar genişlettik. Görmüş olduğunuz gibi 10 kahraman haznesi boş bir şekilde gözükmektedir. Kahraman yükseltme. Kahramanların yıldız seviyeleri belirlenmiş düzeylere ulaştıklarında alev, onur rozetleri ve altın kullanılarak yükseltilebilir. Kahraman yıldız seviyeleri şu şekilde gözükmektedir. Şimdi sizinle beraber Ninja'nın seviyesini atlatacağız. Expert kısmına girdiğimiz zaman DP kazan bölümünden burada gördüğünüz iki tane kitabı kullanabiliyoruz. İlk olarak turuncu olanı kullandım ve yükseltme gereksinimlerini görüyorsunuz. Şu anda 1. yıldızdayız ve Expert'imiz full dolu. Expert'imizin full dolu olduğunu yıldızın parlamasını anlayabilirsiniz. Yükselt diyerek gereksinimleri karşılıyoruz ve gücümüz bir miktar artıyor. Daha sonra devam ediyorum yükseltmeye. Şu anda seviye 40 ve 2. yıldızda. Yükseltmek için gereksinimler 30.000 altın, 3.000 onur ve 50 alevler. Yeniden yükseltiyorum bu gereksinimleri karşıladığım için. Kitap kullanıyorum. Şu anda Ninja'm 60 seviye ve Expert'i full. Seviye 100'e geldim ancak altınım yetersiz olduğu için devam edemiyorum. Ama alevim ve onur rozetim yeterli. Mesela şuradaki kutsal savaşçımda altınım ve alevlerim yetmiyor. Buradaki alevi kazanmak için zindan aşamaları tamamlamanız gerekiyor. Yakında zindanlarla ilgili detaylı bilgiyi de kanalımda paylaşacağım. Oradan da bu alevleri nasıl kazandığımı görebilirsiniz. Kahramanların yetenek seviyeleri kahraman ve eşyalar tüketilerek yükseltilebilir. Yeti Expert kazan kısmından şuradan hemen sizinle beraber kullanalım. Tüket. Eşyalar kısmında aynı şekilde itemlar var. Bu itemları kullanabiliyorsunuz. Ayrıca sizinle kahramanlar etabında özel kahraman kartlarını çıkarttığınız bölüm vardı. Oradaki kahraman kartları da eşyalar kısmından kullanılabiliyor. Bu gösterdiğim yer kahraman yetenekleriydi. Bir de kahramanların yetileri var. Ona da şuradaki alana ulaşabiliyorsunuz. Ninja kahramanda şu anda aydın yetisi varmış. Bu yeti savaşta kazanan DP oranını %20 artırıyormuş. Bunu değiştirebilmek için değiştir tuşuna basıyoruz. Tüketmek için değiştir kısmından gördüğünüz gibi 300 mücevher karşılığında ya da 6 tane değiştirme kartıyla ya da bir tane kutu ile, yeti kutusu ile bunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela şuradan 300'ü seçtiğimiz zaman değiştir dediğimizde 6 şampuanı ve rastgele bir yeti almak istiyor musunuz? En fazla 5. seviye diyor ve biz buna 300 mücevher vererek bu şekilde değiştirebiliyoruz. Hayat süzgeci her saldırıda %2 SP onarılmış. Kullan diyerek bunu kullanabiliriz. Az önce yaptığımız gibi deneyim kitaplarını kullanarak Kahramanlar Mihrabı'na kahramanların için deneyim puanlarını artırabilirsiniz. Ayrıca bina seviyenizi yükselterek ölen kahramanlarınızın dirilme süresini kısaltabilirsiniz. Dirilme süreleri şu şekilde hesaplanıyor. 1.39 seviye kahramanlar dirilme süreleri seviye çarpı 10. 40-180 seviye kahramanlar dirilme süreleri seviye çarpı 15. Kahramanlar mihrabını 20. seviyeye kadar her yükseltmenizde süre %3 kısalır. 21. seviye ile 25. seviye arasında her yükseltmenizde ise %2 kısalır. İnternette kahraman mihrabı ile ilgili bazı veriler buldum. Bu verilerde seviye, SP, altın olarak seviye yükseltme bedeli, yükseltme süresi, kahraman dirilme süresinin yüzdelik bonusu, kudret gibi bilgiler bulunmakta. Bunları ekrandaki tablodan detaylı şekilde görebilirsiniz. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.